Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomda cennetin en düşük tabakasında kimler olacak ve o tabakada olanlar diğerleri gibi her istediğini bulabilecekler mi ve bu kimselerin diğer üst tabakalarda olan cennet ehli kimselerle görüşebilme imkanları olacak mıdır gibi merak edilen konuları sizlere paylaşacağım. Her müminin hayali ve ümididir cennete girmek. Cennet, Rabbimiz tarafından hiçbir gözün görmediği, hiçbir aklın idrak edemediği ve hiçbir kulun kalbinden dahi geçmeyen nimetlerle donatılmıştır. Cennet, insanın her arzusunun yerine getirildiği, her türlü lezzetin olduğu bir yerdir. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette, cennetin 7 tabakası olduğu haber verilmektedir. Bu tabakalardan her birinde, müminlerin yaptıkları iyi işler karşılığında girecekleri veya yükselecekleri derece veya mertebeler vardır. Öyleyse gelin hadisi şerifler ışığında cennetin en alt tabakasında ne gibi nimetlerin var olduğunu ve oraya girenlerin kimler olduğuna bir göz atalım. Öncelikle Allah'ın rahmeti sonsuzdur, lütfu sınırsızdır, hazinesi ise geniştir. Her cennet ehli en çok kendisinin nimetlendirildiğini düşünecek derecede doyumsuz bir şekilde istek ve arzularına kavuşarak cennet nimetlerini yeterli bulacak, Allah'tan ve Allah'ın cömertçe ikramlarından fazlasıyla razı olacak, makamı ve mevkii, derecesi ve tabakası ne olursa olsun istediği her şeye kavuşacaktır. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, ''Ben cehennem ehlinin cehennemden son çıkacak ve cennet ehlinin cennete son girecek olanını biliyorum. Bu bir kimsedir ki cehennemden emekliye emekliye çıkar. Allahu Teala ona git cennete gir buyurur. O kimse cennete varır. Fakat ona öyle gelir ki cennet dopdoludur. Cennette varılacak bir yer kalmamıştır. Dönüp Rabbine der ki ''Ya Rab, cenneti ben dopdolu buldum.'' Allahu Teala ona yine ''Var cennete gir.'' buyurur. Adam cennete gelir, cenneti yine dopdolu bulur. Tekrar dönüp ''Ya Rab, cenneti ben dopdolu buldum.'' der. Bu defa Allahu Teala ''Git cennete gir, dünyanın 10 misli kadar yerin vardır.'' buyurur. Adam şaşkınlıkla ''Sen alemlerin Rabbi olduğun halde benimle alay mı ediyorsun ya Rabbi?'' der. Bunu anlatınca İbni Mesud radıyallahu anh güldü ve ''Benim neden güldüğümü sorsanıza.'' dedi. Ona ''Niçin gülüyorsun?'' dediler. İbni Mesud radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam da böyle gülmüştü. Ona ''Ya Resulallah, niçin gülüyorsun?'' dedikleri vakit Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştu. O kimse ''Sen alemlerin Rabbi olduğun halde benimle alay mı ediyorsun?'' dediği vakit alemlerin Rabbinin hoşnutluğuna gülüyorum. Sonra Hak Teala cevaben ''Ben seninle alay etmiyorum. Ben istediğimi vermeye ve yapmaya kadirim. İşte bu kadar şey hep senindir.'' Bundan başka nefsin neyi arzu ederse, gözün hangi şeyden hoşlanırsa hepsi senindir buyurur. Adam sevinç şoku içinde razı oldum ya Rabbi der. Arkadaşlar bu tabakaya Allah'ın razı olduğu sırada müminler, kendilerine iyilik edenler, şefaatle cennete girebilenler, namazı aksatarak kılanlar, sadece farzları yerine getirenler ve günahkar olanların gireceği bildirilmektedir. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifinin cennette farklı makamlardaki dostların görüşme imkanlarının bulunduğuna işaret eden Bediüzzaman Hazretleri, biri kusursuz, diğeri kör ve sağır olan iki dostun aynı bahçede, aynı ziyafette hazır bulunmalarının dünyada dahi mümkün olduğunu, körlük ve sağırlık sıfatlarının iki dostun bir arada bulunmalarına engel teşkil etmediğini, fakat her birisinin görme ve işitme derecesine göre aldıkları zevkin farklı olduğunu, cennette de bunun söz konusu olacağını, dostların makamları farklı olsa da görüşebilmelerinin ayrı bir cennet nimeti olduğunu kaydeder. Bununla beraber gayba ait bilgiler daima ve sadece Allah'a aittir. Kimin nereye gideceğini, hangi katta olacağını ve orada ne kadar kalacağını bilen sadece Allah'tır. Ama bir gerçek vardır ki, iman edip salih amel işleyenler için korku olmayacaktır. Rabbim rızasını kazanabilmeyi ve hakkımızda hayırlı ve güzel olanları bizlere nasip eylesin. Amin. Arkadaşlar böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu gibi faydalı videoların devamının gelmesi için lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.